Evet sevgili dostlar yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz İnşallah bir beğeniyi çok görmezsiniz. Aslında önümde çok güzel bir yazı var. Paralel bağlandılar nasıl koşuyor Tamer Korkmaz Yeni Şafak diye. Hani FETÖ'den başlıyor Cevheri'ye giriyor. Kripto fetullahçılar diye başlıyor. Almanya'dan zehrini akıtmayan 12 sene önce 28 Şubat diye giriyor. Başka şeylerden çıkıyor. Yani bu yazıyı sizin de mutlaka ve mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Paralel bağlantılar nasıl koşuyor? Tamer Korkmaz Yeni Şafak'tan. Bu yazıyı mutlaka okuyun arkadaşlar. Çok uzun sayılabilir bir yazı ama dönemin Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın falan bu ateş üflemekle sönmez cümlelerine falan da yer veriyor. Şike kumpasını e, hatta Şike kumpasından 14 ay önce CHP lider Deniz Baykal'a kaset olayı falan diye anlatıyordu anlatıyor. Mutlaka bu yazıyı bulup okuyun arkadaşlar. Benden size tavsiye. Fenerbahçe Alagöz Avrupa Şampiyonu. FIBA Kadınlar Basketbol EuroLeague final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol takımı Milano Dioya ve 30 106-73 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Hocam adını bir tane daha söylesene ne olur ya. Söyleyemem bir kereydi o. O bir kere söylenir. İkincisi olmaz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Yetmedi. Euroleague finallerinde 100 sayı barajını açan ilk takım olarak da tarihe geçmiş oldu. Kızlarımızı kutluyoruz ve şampiyonluk görüşlerinde yer verelim arkadaşlar. Birçok kişiye göre önemsiz bir kupa. Hayır arkadaş kupanın önemsiz önemlisi. Şusu busu geçiniz. Gördünüz. Millet haram kupaya bile seviniyor. Millet emek vermeden aldıkları kupaya bile sanki Şampiyonlar Ligi kupası gibi seviniyor. Demek ki kupa önemli. Maria Garner, Garnier diyor ki Fenerbahçe için çok önemli takımımla gurur duyuyorum. Bunu kutlamamız lazım. Ayrıca Fenerbahçe'de olduğum için çok onurlu ve gururluyum diyor. Alperi Onar çok gururlu ve mutluyum. Takım arkadaşlarımla inanılmaz gurur duyuyorum. En başından beri bunun için mücadele verdik. Hayallerimden, hayallerimizden vazgeçmediğimiz için çok mutluyum. Özellikle Fenerbahçe'nin çok hak ettiği bir şampiyonluk. Sene başında da Süper Kupa kazandık. Bunların karşılığını aldığımız için çok mutluyum diyor. Genel menajer Nalan Ramazanoğlu da iki defa üst üste şampiyon olduk. İnanılmaz bir duygu. Oyunculuk kariyerimde görmemiştim ama burada şampiyon olmak ayrı bir şeymiş. Herkesin çok fazla emeği var. Camiamıza hayırlı olsun. Başkanımıza da hediyemiz olsun." diyor. Sayın Ali Koç'a hediyemiz olsun diyor. Solier diyor ki bu taraftarlar önünde böyle bir şampiyonluk yaşadığım için çok mutluyum. Tüm taraftarımıza teşekkürler. McBride çok mutluyum. Takımla gurur duyuyorum. 6 yıldır buradayım. Türk basketbolu bu zaferle gurur duymalı taraftarımız çok destek oldu. Herkese teşekkürler diyor. McBride diyor ki Kayla McBride çok mutluyum. Aşırı duygusalım. Zor dönemlerden geçtik. Ben 4 yıldır Fenerbahçe'deyim. Damarlarımda Fenerbahçe akıyor. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Yıllardır Fenerbahçe'de emek veriyorum. Kaybettiğimiz zamanlar da oldu. Geri döndük. Çok mutluyum. Muazzam bir kulübüz. Muazzam bir organizasyonumuz var. Biz bu sene başardık. Bu sene de başardık. Yani biz bu sene de başardık. Tekrar başarıyı kazanmaktan ötürü gururluyum. Umarım onu tekrarlayacağız diyor. Hani Fenerbahçe Luzlar'dı. Hani finallerde kaybederdi. Bilmem neydi. Anladınız mı arkadaşlar? üstümüze eklenmek istenen o saçma etiketleri bunları yemeyin. Mustafa Kemal Danabaş'ın da çok güzel bir lafı var. Kupanın çok uzun hikayesi var diyor. Kadın basketboldan sorumlu yöneticimiz Sayın Mustafa Kemal Danabaş. Bu akşam sakin kalabilmek kolay değil. Son birkaç gündür gergin zamanlar geçiriyoruz. Hocamızı, kızlarımızı tebrik ediyorum. Başkanımıza, yönetimimize, camiamıza teşekkür ediyorum. Çok uzun bir maratondu. Tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu kupa camiamızda hayırlı olsun. Çok uzun bir hikayesi var. Kelimeler yetmez bu takımla gurur duyuyorum diyor. Ama aynı zamanda Mustafa Kemal Danabaş'ın tarihi birkaç cümlesi daha var. Diyor ki Fener ağlamaz. Fener adamı fena ağlatır diyor. Aksız da sayılmaz. Fenerbahçe ağlamaz. A-S. Şimdi Fenerbahçe sayesinde bu sezon Türkiye'de bu sezon Avrupa'da kupa kazandıran ve kazandırmaya aday tek kulüp Fenerbahçe Spor Kulübü arkadaşlar. Ama Türkiye için kazanıyoruz. Yani Türkiye için kazanıyoruz ve kazandığımız kupalar herkesin. Öyle sadece bizim değil çünkü biz kupaları dolaylı kazanmıyoruz. Doğrudan şanlı Türk halkı için kazanıyoruz. Fenerbahçe Alagöz Holding Kadınlar Euroleague Women Şampiyonluğu ve FIBA Avrupa Süper Kupası. iki kupa birden. Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi inşallah. Ve Fenerbahçe Beko Euroleague inşallah bakalım. Ee, umudumuz siz dersiniz Fenerbahçe deplasmanda galibiyet rekoru kırdı. Futbola dönelim birazcık. Ama sadece deplasmanda rekor kırmadı. Başka şeylerin de rekorunu kırdı Fenerbahçe. Ligde deplasmanda galibiyet rekorunun yeni sahibi oldu arkadaşlar. En uzun süre deplasmanda en uzun süre maç kazanan takım 12 kez. <laughs> Ve devam eden bir sezonda ise şu ana dek üst üste oynanan 9 müsabakadan galibiyet ayrılmıştı. Daha önce 2010-2011 sezonda Aykut Kocaman yönetiminde son 9 deplasman maçını kazanmıştı Fenerbahçe. Galatasaray'a ait olan 2002-2003 yılında 9 maçlık rekoru egale etmişti. Fenerbahçe bu rekoru 2011 12 sezonda ilk 3 deplasman maçında kazanarak 12 mücadeleye taşımış ve Süper Lig tarihinin deplasman galibiyet rekoruna imza atmıştı. İsmail Kartal yönetiminde bu sezon deplasmanlarda çok etkili bir grafik sergileyen Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçıyla birlikte üst üste 10. deplasman galibiyetini de elde etmiş oldu. Devam eden bir sezonda dış sahada üst üste en çok kazanma rekorunda sahibi oldum. İnşallah e, Sivas deplasmanında ve <laughs> bir de Galatasaray deplasmanından Sivas deplasmanından ve diğer deplasmana da galibiyetle ayrılırız ve bunu 13 maça çıkartıp rekorun sahibi oluruz arkadaşlar. 15. haftada Beşiktaş deplasmanında aldı 3 1lik galibiyetin ardından da seride. Sırasıyla Kayseri Spor 4-2, İstanbul Spor 5-1, Gaziantep 1-0, Başakşehir 1-0, Antalya Spor 2-0, Çaykur Rizespor 3-1, Hatay Spor 2-0, Trabzonspor 3-2 ve Fatih Karagümrük'ü de 2-1 mağlup etmeye başarısı gösterdi. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin bir rekoru daha var arkadaşlar ki bu rekor kolay kolay kırılacak bir rekor değil. Nedir o rekor? Fenerbahçe Spor Kulübü Türk futbol tarihinde bir sezonda tüm kulvarlarda 40 artı galibiyet alan ilk Türk takımı oldu. Yani dünyanın en büyük spor kulüpleri içinde tek Türk takım var. Bir sezonda tüm kulvarlarda 40'tan fazla galibiyet elde etmiş oldu. Bu arada Fatih Karagümrük'ün 96. 7 penaltı beklediği pozisyonda hakemin kararı doğru mu? Çok net aldatma diyor Bülent Yıldırım. Kendini yere atıyor. Karar doğru hakemi kutluyorum. Deniz Çoban oyuncu daha adım atmadan sağ ayağını yere sürterek götürüyor, hiç kaldırmıyor. Kendisini bırakıyor. Net bir şekilde aldatma. Doğru karar. Bahattin Duran kesinlikle doğru karar. Oyuncunun ayağını sürterek geliyor. Kendini bırakıyor. Aldatma yönelik bir hareket diyor. Hani bana diyordunuz ya Mustafa Hocam söz konusu Fenerbahçe olunca şöyle diyorsun böyle diyorsun diye. Ben doğruları söylüyorum. Görüyorsunuz. Hani Fırat Aydınus, Bülent Yıldırım, Deniz Çoban, Bahattin Duran maçla ilgili bütün algıları çökerten açıklamalarda bulunuyor. Penaltıda e, penaltı sonrasında Osa'yı kafa vuruyor. Kırmızı yemesi gereken diye algı yapmışlar. Bütün hakem yorumcuları vurmuyor. Kafasıyla ittiriyor. Sarı kart doğru karar diyor. Serdar Azize kırmızı karta. Bütün hakem yorumcuları sarı kart doğru karar diyor. Ki maç oynarken de ben bunu zaten canlı da belirtmiştim. Fenerbahçe'nin penaltısına ee, Fenerbahçe'nin penaltısına yanlış diyenlere inat. Yabancı var hakemi penaltı demiştim. Ve yabancı var hakeminin kararına bütün hakemler doğru diyor. Ryan Mendes'in kırmızı kartına yanlış dediler. Bütün hakemler doğru. Kırmızı kart haklı diyorlar. Son dakika Karagümrük'ün penaltı beklediği A serinin kendine attığı pozisyona. Hakem aldatma yönelik hareket. İkinci sarı. Hepsi doğru karar diyor. Hakem doğru kararı verdi diye belirtiyor. Yani bunlar neye yanlış dese hepsi doğru çıkıyor arkadaşlar. Tek ekstra fark İsmail Yükse'ye yani e, rakibin attığı ilk golde İsmail Yükse'ye bir faulün olduğunu söylüyorlar. Ve e, bu faulde bu golün iptal edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani Fenerbahçe'ye operasyon yapalım diyen operasyon çocuklarına çok ciddi bir yükleme skandalı. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası hakem kararlarında Fenerbahçe'nin hakkının yenildiği ortaya çıkıyor. Aynı zamanda verilen kararlarında doğru olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi Arda Güler için transfer iddiası Fenerbahçe'ye mi dönüyor? Duydunuz mu bu haberi? Duydunuz değil mi? Ama Fenerbahçe'yi duymadınız. Hocam Fener'e Mener'e geri dönmez. Var mısınız iddiaya? Şimdi Real Madrid forması giyen ve gündemden düşmeyen Arda Güler. Bu kez ayrılık iddiası gündeme geldi. İspanyol basından Ramon Alvarez'in aktardığı bilgiye göre Real Madrid bu sezon fazla forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu gelecek sezon takımları ayırmak istiyor. Ancelotti de düşünmüyor ve Arda'nın kiralık gitmesine sıcak bakıyor. Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Arda Güler ve menajerinin şu anda transfer konusunda bir talebi bulunmuyor. Arda takıma yardımcı olmaya ve Euro 2024'de odaklandığını, görüşme yapmadığını belirtiyor. 3 kez sakatlık yaşadı Arda Güler. Yani 2024 yılında sahaya çıktı ve sadece bu sezon 7 maçta 98 dakika görev aldı. Bir gol sevinci yaşadı. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Yani Fenerbahçe'nin kafası Trabzonspor kadar çalışmıyor mu sizce? Hani Trabzonspor kadar kafasını çalışmadığını mı düşünüyorsunuz? Trabzonspor ne yaptı? Ben size anlatayım. Giden futbolculara bir madde koydurdu. Türkiye'ye gelirse öncelik Trabzonspor'undur diye. Yani korkak bir madde. Hani diyorlar ya işte futbolcumuz Trabzonspora aşığıdır falan filan. Onlar da biliyorlar Trabzonspora aşığı değil. Yani bazı futbolcular para karşılığında takımın arşivi olabilir. Onlar da farkındalar. O yüzden böyle bir madde koydurmuştu. E, Fenerbahçe de herhalde böyle bir madde koydurmuştur. Hani öncelik hakkı Fenerbahçe'nin diye değil mi? Hatta ben şunu söyleyeyim. Oyuncuyu kiralamak isterlerse ilk Fenerbahçe'ye sunmak zorundalar. Madde gereği desem ne dersiniz? İnanmazsınız. Siz bana inanmayın arkadaşlar. Siz bana inanmamayı sürdürün de zamanı geldiğinde ben sizi inandıracağım zaten. Adil Özer tek suçlu sağlık heyeti. Şafak Malatya, Ertuğrul Karanlık, Veli Kavlağ'ın futbol hayatını bitirdi. Omzunu yanlış dikmişler. Direkt Veli'nin kendi beyanı olduğu için bu kadar rahat konuşuyorum demiştim. Şimdi bu arada Ancelotti fikri olumlu bakıyormuş bilginiz olsun. Kulüp ne karar verirse ona gidecekmiş. Şimdi Ertuğrul Karanlık konusu. Karanlık bir konu aslında. Çok üstünde düşünülmesi gereken, konuşulması gereken bir konu. Halil Özer'de Fenerbahçe'deki son dönemdeki sakatlıkları değerlendirmiş milliyette. Ancak Halil Özel biraz sıkıntılı değerlendirmelerde bulunmuş. Diyor ki Fenerbahçe konferansta Olimpiyakos'a elenirse tek suçlu sağlık heyeti. Fenerbahçe Yunan takım Olimpiyakos'u eler mi? Bence rahat eler. Ama bir aksilik olursa ki Fenerbahçe söz konusu olunca her türlü aksilik yaşanabilir. Bana göre bunun tek suçlusu Fenerbahçe sağlık heyeti olacaktır diyor. Yani kendi penceresinden konuşuyor arkadaşlar. Son dönemde Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Fred, Alexander Ciku, Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Beka, Michy Batshuayi ve Jadon Oster, Volde, hatta bir de Cengiz Ünder gibi isimler sakatlık yaşamıştı. Yani işlerinde en üzüntülü olanı Oster Volde'nin kim? Ama Oster Volde de kişisel sosyal medya hesabından değil, PlayStation hesabından canlı olarak oyun oynarken sakatlığının 4 hafta süreceğini söylüyor. E, o birinci haftanın içindeyiz arkadaşlar. Hatta birinci hafta bitmek üzere. Onu da belirteyim. Kaldı 3 hafta diyebilirim. ki benim size vermiş olduğum bir duyum vardı. Duyu arkadaşlar bilir. Abone arkadaşlar da videoyu izlediyse bilir. İzlemediyse yo vermedim ki derler. Avrupa'da birlikte şampiyonuna giden Fenerbahçe'nin gündemi doktor olmamalı. Takım içinde sağlık ekibiyle problemi olan yok. Bunun en güzel örneğini bugün gördük. Batshuayi ve Fred maçtan sonra kulüp doktorlarına teşekkür ediyor. Yine Batshuayi golden sonra doktora sarılıyor. Başarılı giden bir takımı bu tarz gündemlerle yıpratmamak lazım diyor Sercan Amzoğlu. Şimdi şey, ben Sercan Amzoğlu'nu niye seviyorum? Niye takip ediyorum? Niye önemsiyorum? Şimdi anladınız mı? Bak. Halil Özer diyor ki Fenerbahçe elenirse tek suçlu sağlık heyeti. Elde herhangi bir veri yok. Hani zanna bağlı olarak konuşurum. Bu arada ben gerçeklere de öğrendim arkadaşlar. Bu videoda da gerçekleri söyleyip söylememe konusunda kararsızım. Bunu da belirteyim. Sercan oldu da diyor ki bak ligde şampiyonlar Fenerbahçe'de gündem doktor olmamalı. at şu ayı gidip golden sonra sağlık heyetine sağlıyor. Fred doktorlara teşekkür ediyor. Yıpratmamak lazım diye. Doğru bir şey söyleyeyim mi? Bak şunu söyleyeyim. Eleştirilerimi bir kere daha hani yeni yineliyorum. Benim eleştirim şu şekilde. Sağlık yeti eleştirisi değil. Tad için yedeği King. King hala ortada yok. Diğer yedek Kent kadroya yazılmıyorken. Lincoln gayet iyi olurdu. Sol bek, sol açık. 8 numara, 10 numara yedeklerdi. En azından solu yedeklerdi. Hani sakatlıktan yeni dönmüştü. Ama zaten rotasyon oyuncusu olacağı için güçlene güçlene oynardı. Bakın Nisan ayındayız. Yani 3 ayda kendini iyice güçlendirirdi. Crespo mesela İsmail Yüksek'in yedeği yok. Bartu Elmaz cesaret edilmezdi kabul. Ama Crespo bence kalmalıydı. Yani kurul iç geleceğine Crespo kalsa daha iyiydi. Isıran, kemiren, ligi bilen bir ünlü bir omuz vardı. Perşembe günü belki de o Olympiakos teplasmanı biz galip gelmiştik bile. Crespo, Lincoln, Şimanski ile başlayıp. Hani kara gümrük karşısında berbat biri 45 dakika sergilemezdik belki de. En azından orijini 10 numara olan Lincoln'u oynardık. Hani ek olarak Ferdi ve Tadic yedeksiz çıkamıyorlar oyuna. Avrupa'da da öyleler. Hani Zayt evlere şenlik. Mert Hakan yandaş niye sakatlanıyor anlamıyoruz. Garip bir süreçteyiz. Ancak Sercan Hamzoğlu'nun cümleleri çok doğru. Bak bir kez daha okuyorum. Diyor ki Avrupa'da ve ligde şampiyonluğa giden Fenerbahçe'de gündem doktor olmamalı. Takım içinde sağlık ekibiyle problemi olan yok. Batshuayi ve Fred maçtan sonra kulüp doktoruna teşekkür ediyor. Yine Batshuayi golden sonra doktora sarılıyor. İşte Fenerbahçelilik burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ben size olayı anlatayım arkadaşlar. Fenerbahçe'de sağlık heyetine ilgili bir problem yok. Ancak olay yükleme. Problemin adı yükleme. Şimdi aç açamayacağım. Teknik ekibe saldıracaksınız. Ben size şöyle anlatayım. Sezon başında Fenerbahçe kamp yapmadı. Yapamadı. Çeşitli sebepler. Turnuvalar, cartlar, yurtlar erken açılış ön eleme turları vesaire. Fenerbahçe yükleme yapamadı. Anlatabiliyor muyum? Hocam Galatasaray'da bizim gibi erken açtı. Onlar nasıl yükleme yaptı? Onlar yükleme yapmadı ki. Onlar hazır futbolcu aldı. Bir bakın arkadaşlar Galatasaray'ın ilk ön eleme maçındaki kadrosuna bakın. Son kadrosuna bakın. Mesela Yunus Akgün falan filan niye sezonda sakatlandı gittiği yerde? Anladınız mı demek istediğimi? Birkaç futbolcu oraya buraya şuraya kiralık gönderdi. Niye gittikleri yerde sakatlandılar? Çünkü direkt onlarla çıktı. Dedi ki ben bunları düşünmüyorum. Bunlar gittiği yerde kendini hazırlasın. Yapacak bir şey yok dedi geleceklere. Ama Fenerbahçe mecbur bu şekilde çıktı. Neyse. Ben şunu anlatayım. Sezon başı kampı yapamayan Fenerbahçe zaman zaman aralarda boşluklarda yükleme yapmak zorundaydı. Bu yüklemeyi de mecbur yapmak zorundaydı. Anlatabiliyor muyum? Çok detayına giremeyeceğim. Hani fizikten düşülmemesi için, fizik kondisyonu mesela 90 dakikalar devam etmesi için. Hani Fenerbahçe 90 gol atıyor diye birileri ağlıyor ya. Aslında onların ağıt sebebi başka. Galatasaray 90 artılara kadar dayanamıyor. Dayanamadığı için diyorlar ki ulan bizimkiler dayanamıyor. Bunlarınkiler nasıl dayanıyor diye. Yani sıkıntı burada. Çaktınız mı köfteyi? Bence köfteyi çaktınız. Adamların derdi bu. Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve ekibi de diyor ki ya biz 90 dakika biz 90 dakika hani hazır olalım. 90 dakika koşalım, coşalım, bir şeyler yapalım diyor. O yüzden de yüklemeyi ara ara yapıyor. Ancak ara ara yapılan yüklemelerde de işte Fenerbahçe şansı yaver gitmiyor. Sanırım yüklemenin dozajını biraz fazla kaçırdığımız için sakatlıklar yaşıyoruz. Dikkat edin. Yüklemeler genellikle yedek oyunculara yapılıyor. Yani genellikle yedek oyunculara yapılıyor yüklemeler. O yüzden de yedek oyuncular sakatlanıyor. Mesela Cengiz Ünder. Mert Hakan Yandaş. Joshua King bak. Dikkatlice bakın arkadaşlar. Demek istediğimi o zaman anlarsınız. Demek istediğimi tam o zaman anlarsınız. O yüzden detayını da sormayın bana. Ee, sevgili Sercan Hamzoğlu gerekli görürse, önem verirse bu konuya o açıklayacaktır. Kanalımızda kalın, sevgiyle kalın. Bir beğeniyi çok görmeyin. 1907'ye bağlılığınızı gösterin arkadaşlar. Görüşmek üzere.